Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın biricik kızıydı. Sanıldığı gibi padişah kızı olarak refah içinde huzur dolu bir hayat yaşamamış, annesinin ve tabii ki devletin çıkarları uğruna kendisinden 17 yaş büyük bir adamla evlendirilmişti. Mihrimah Sultan, Osmanlı Devleti'nin Mimar Sinan gibi en güçlü karakterler arasında büyümüş, Osmanlı Devleti'nin en görkemli çağlarında yaşamıştı. Gelin Mihrimah Sultan'ın hayatına daha yakından bakalım. Mart 1522'de dünyaya gelen Mihrimah Sultan Topkapı Sarayı'nda doğmuştur. Osmanlı Padişahı 1. Süleyman ve eşi Hürrem Sultan'ın ilk çocuğu ve tek kızıdır. Bazı kaynaklarda adı Mihrimah şeklinde geçse de Osmanlı belgelerinden hareketle bu adın Mühürmah şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Mihrimah isminin anlamı Farsça'da mührü güneş, may, ay anlamına gelir. Gece ve gündüzün birbirine eşitlendiği günü müjdeleyen anlamına gelmektedir. İsmi kadar göz alıcı ve güzel bir kız çocuğu olarak dünyaya gelen Mihrimah Sultan, babası tarafından çok sevilen, annesi tarafından iyi eğitim aldırılmış bir çocuk olarak yetiştirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dizelerinde kızına şu şekilde seslenir. Nasıl da yaratmış güzellik suretini alemlerin Rabbi. Âlem gül yanağının arzusuyla ta ebede kadar yanıp parlar. Gün yüzüne karşı ay bir kul, güneşse yıkık dökük bir viranedir. Allah mübarek etsin, bu ne güzelliktir. Binlerce aferin. Kanuni'nin hayatta kalan tek kızı olması dolayısıyla babası tarafından çok sevilen Mihrimah, annesinin nezaretinde iyi bir eğitim gördü. Kanuni Sultan Süleyman, Mihrimah'ın bütün isteklerini yerine getirirdi. Babasıyla birlikte savaş meydanlarında görüldüğü söylenir. Süleyman'ın kızına olan düşkünlüğü o dönemde çok gündemdeymiş. Normalde Osmanlı padişahları kız çocuklarını pek görmez, iletişimi olmazken sultanla Mihrimah arasında çok güçlü bir bağ varmış. Sarayda Mihrimah hiç çekinmeden baba diye hitap edermiş. Eli kalem tuttuktan sonra çocukların padişah olan babalarını öpmesi adetten değilken Mihrimah evlendiğinde dahi babasına ulu orta sarılır öpermiş. Ayrıca gözlerinin rengini aldığı denizlere de tutkunmuş Mihrimah. Öyle ki bir padişah kızından hiç beklenmeyecek şekilde Barbaros Hayrettin Paşa'ya 60 parça kadırga yaptırmış. Babasını seferler için ikna etmiş ve hatta günlerce dedikodulara sebep olarak tersaneye ziyarete gitmiştir. Sultan Süleyman'ın göz bebeği olmasından ötürü sarayda sözü fazlaca geçermiş. Annesi gibi sultana danışmanlık yapmıştır. 17'sine basan Mihrimah Sultan için evlilik yaşı gelmiştir. Muhteşem güzelliği dillerde dolaşan sultan evlenme çağına geldiğinde kendisine ve saraya uygun bir damat adayı aranır. Sarayda olsun, şehirde olsun bir sürü aday sultanla evlenme isteğini iletirler. Eş adayı olarak gösterilenlerden biri Diyarbakır Beylerbeyi olan Rüstem Paşa'dır. Aslında bu aday hem annesinin hem devletin çıkarları doğrultusunda seçilmiştir. Rüstem Paşa sultandan 17 yaş büyüktür. Şehzade Mustafa'nın ortadan kaldırılması, Hürrem'in oğullarından birinin tahta çıkması, kısaca kendisinin, annesinin ve kardeşlerinin çıkarlarını korumada yardımcı olması için Topal Rüstem Paşa ile evlenmiştir. Aslında bu evliliği pek gönlü olmadan kabul ettiği dedikoduları tüm sarayda konuşulmaktadır. Bu arada söylenenlere göre Rüstem Paşa'yı kıskanan rakipleri ortaya bir fesatlık çıkarırlar. Rüstem Paşa cüzdanlıdır diye. Kanuni konuyu araştırması için hekimlere danışır. Hekimler paşayı kontrol ederken üstünde bir bit görürler ve cüzdanlıda bite rastlanmaz derler. Böylelikle Rüstem Paşa'nın önü ilginç bir biçimde açılmış olur. Rakipleri kendisine bahtı bitle açılan, kehleyi ikbal derler. Düğün töreni iki küçük erkek kardeşi Beyazıt ve Cihangir'in sünnet düğünüyle birlikte at meydanında şölenlerle kutlandı. Mihrimah Sultan'la evlenerek saraydaki konumunu güçlendiren Rüstem Paşa çok kısa zamanda Mihrimah Sultan'ın annesi Hürrem Sultan'ın en güvendiği ve sevdiği kişi durumuna geldi. Bu sayede sarayda sadrazamlık mertebesine yükselmişti. Ancak Şehzade Mustafa'nın idam ettirilmesinde parmağı olduğu düşünülüyordu. Büyük suçlamalara uğrandığından Kanuni Sultan Süleyman tarafından şüpheli bulunarak görevinden alındı.
Yerine geçen Sadrazam Kara Ahmet Paşa'nın 1555'te idam edilmesiyle Rüstem Paşa ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Annesi Hürrem Sultan 1558 yılında öldükten sonra Mihrimah babasına danışmanlık yaptı. 1566 yılında babası öldükten sonra ise yerine geçen erkek kardeşi 2. Selim'in saltanatı boyunca da danışmanlığını sürdürdü. Anneleri ölmüş olduğundan kardeşi için adeta bir valide sultan rolünü oynadı. Annesi Hürrem gibi Leistan kralı 2. Zigmund'la yazışmalar yaptı. Mihrimah Sultan Osmanlı Devleti'nin Mimar Sinan gibi en güçlü karakterleri arasında büyümüş, Osmanlı Devleti'nin en görkemli çağlarında yaşamıştı. Mimar Sinan desteğiyle İstanbul'un Üsküdar semtinde cami, medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan büyük ve görkemli bir yapı yaptırmıştı. Ve hatta rivayete göre Mimar Sinan bu görüşmeler sırasında Mihrimah'a aşık olmuştu. Derin bir tutkuyla aşık olduğu sultana kavuşamamıştır. Ama ona olan aşkını olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. Tabii bu yalnızca bir söylentidir. Mutsuz evliliğinden bunalan Mihrimah, Mimar Sinan'dan bir cami yapmasını istemiş. Mimar camiyi yapmış. Mihrimah Sultan alçak pencereler ve ışık almayan mimariye rağmen camide yaşamaya başlamış. Ancak bir süre sonra caminin karanlığı sultanı iyiden iyiye bunaltmış. Ve tekrar çağırmış mimar başını, bir cami daha istemiş. Sultanların yaptırdıkları camiler iki kubbeli olurken mimarbaşı bu kez de tek kubbeli bir cami yapmış Mihrimah Sultan için. Derler ki Mihrimah Sultan anlamış mıdır bilinmez ama Koca Sinan iki camiyi de sultanın ruhunu yansıtsın diye bu şekilde yapmış. Beni ne mimarlar istedi ama annem beni sana verdi ey çirkin Rüstem. Demişliği var mıdır bilinmez ama bu evlilikten bakıp kendisini hayır işlerine verdiği günümüz tarihçileri tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bu yıllarda bir de hastalığa yakalanan Mihrimah Sultan İstanbul'daki doktorlar tarafından tedavi edilmektedir. Doktorun tüm çabalarına rağmen yine de iyileşmeyince kayınbiraderi olan kaptanı Derya Sinan Paşa, kölesi Pedro'dan yardım istemiştir. Kıskançlığıyla bilinen Rüstem Paşa bu tedavinin yüz yüze yapılmamasına uygun görmüştür. Görmeden tedavi olmayacağını belirten Pedro direkt Mihrimah Sultan'dan izin istemiştir. Muayenelerden sonra hazırladığı ilaçlarla Mihrimah Sultan sağlığına kavuşmuştur. Mihrimah Osmanlı saray kadınları arasında en büyük servete sahip olandır. Babasından kalan yüksek gelirli haslardan harici Rüstem Paşa'nın Osmanlı tarihinin en büyük serveti sayılan mirası da kendine kalmıştır. Rüstem Paşa'nın kardeşi olan kaptanı Derya Sinan Paşa'nın mirası da hiç çocuğu olmadığı için Mihrimah Sultan'a devredilmiştir. Mihrimah hayatı boyunca cömertliği, iyiliği ve hayırseverliğiyle anılmıştır. Servetinin önemli kısmını da yardımlarla dağıtmıştır. İstanbul'da iki büyük külliye yaptırmıştır. Bu külliyelere bağlı olarak birçok vakıf kurmuş ve varlıklarını da sürdürmüştür. Yeğeni 3. Murad'ın padişah olduğu ilk yılları gördükten sonra 25 Ocak 1578'de genç sayılacak 56 yaşında İstanbul'da ölmüştür. Kendi yaptırdığı camiler yerine babasının Süleymaniye'deki türbesinin yanına gömülmüştür. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.